Arda geçen yıl bir banka hesabı açmış ve içine bir miktar para koymuş. Güzel yatırım iyidir. MT hesap açılışından sonraki T gün içinde hesaptaki toplam parayı gösteriyormuş. Bu değer Türk lirası ile ölçülmekteymiş. Dikkat! T değeri hesabın açıldığı günden itibaren geçen gün sayısı. M30 eksi M0 eşittir 100. Ne anlama geliyor? diyor. Seçeneklere bakmadan önce bunun hakkında biraz düşünelim. Bu ilk ifade ne demek? İlk ifadeye göre t yerine 30 koyarsak, m fonksiyonu bizi m30'a götürecek değil mi? Bunu yazarak da tekrarlayalım. t eşittir 30'u m fonksiyonunda yerine koyarsak, M 30'u elde edeceğiz. Yani bu ifade hesap açıldıktan 30 gün sonraki hesaptaki toplam para miktarını anlatıyor. Bunu da yazıyorum. Hesap açıldıktan 30 gün sonraki bakiye. Aynı mantıkla bakarsak bu ifadede hesap açıldıktan sonraki 0. gündeki bakiyeden bahsediyor, değil mi? Yani hesaba en başta konulan miktar. İlk bakiye miktarı. Burada yapılan işlem 30 gün sonraki bakiye miktarından ilk bakiye miktarını çıkarıyor olmak ve sonucunun 100 lira olduğunu söylüyor. Bunu yorumlamanın birkaç yolu var. Daha seçeneklere bile bakmadan tabii daha sonra onlara da bakacağız. 30 gün sonraki bakiyenin ilk bakiyeden 100 lira daha fazla olduğunu söyleyebiliriz ya da başka bir deyişle İlk 30 günde hesaba 100 lira eklenmiş. Bu ikisi de mantıklı bakış açıları. Şimdi artık seçeneklere bakıp hangileri doğru olabilir düşünelim. Hesap açıldıktan 30 gün sonra bakiye miktarı 100 liradır demiş. Hayır. Bu doğru değil. Bu seçeneğin dediği şey şu. M 30 yani 30 gün sonraki bakiye 100'e eşittir. Ama bize verilen bilgi bu değil. Bize verilen bilgiye göre 30 gün sonraki bakiye ile İlk bakiye arasındaki fark 100 lira. O yüzden ilk seçeneği eleyebiliriz. İkinci seçenek. Arda'nın hesabında 30 gün sonra ilk bakiye miktarı kadar para vardır. Bunu da yazacağım. İlk bakiye miktarı M0 ve 30 gün sonraki bakiyesi M30. Bunu da yazıyorum. Eğer bu ikisi eşit olsaydı şu şekilde bir denklem olması gerekirdi. M0 yani ilk bakiye eşittir M30 yani 30 gün sonraki bakiye ama bize verilen bilgi böyle değil. Değil mi? Bu seçeneği de eriyoruz. Ve geldik son seçeneğe. Arda hesap açtıktan sonraki 30 gün içinde 100 lira değerinde bir kar yaptı. Evet, bu mantıklı görünüyor. Bakiye tutarı 100 lira daha fazla. İlk hesap miktarı ile 30 gün sonraki hesap miktarı arasındaki fark 100 lira. 30 gün sonraki bakiye ilk bakiyeden 100 lira daha fazla. Yani faiz ya da benzeri bir işlem sayesinde 100 lira değerinde bir kar yapmış olması mantıklı. Doğru cevap bu seçenek.